Öyleyse başlayalım. Sağ tıkladım. User Interface, Widget Blueprint, User Widget'e tıkladım. My Widget dedim. Okay. Tıkladıktan sonra eskiden bize bu kendisi geliyordu ama bunu şimdi koymak zorundayız. Ben bunu koymayı seviyorum. Bana çalışma masasını gösteriyor ki ben de daha rahat çalışabiliyorum. Kamera panel hiçbir şey yapmıyor. Sadece bize yani çerçeveyi gösteriyor. Cam olarak progress barla göstereceğiz bunu. Sol altta, sol üstte olsun. Camlar sol üstte olur genelde, değil mi? Şu kadar biraz büyük yapacağım ki yani anlaşılabilir olsun diye. Yoksa şu ankorunu da alıp, ya şuradan da yapabiliriz. Şu ankorunu da alıp buraya koyarsanız insanlar hangi cihazda oynar sonrasında, laptop, bilgisayar, telefon vesaire veya çözünürlük olarak nerede oynarsa oynasın, bu cam barı her zaman sol üstte kalacaktır. Bu anlama gelir. Ne diyordum? Ne diyordum lan harbiden? Görsellik açısından çok fazla önem vermeyeceğim. Çünkü çok ayrı bir şey. Artık onu siz kendiniz yapacaksınız veya istediğiniz kadar detaylı, istediğiniz kadar güzel yapabilirsiniz. Ama teknik olarak bu iş bu şekilde yapılır. Can dediğin kırmızı olarak. Ya, o yüzden ben de şöyle kırmızının güzel bir tonunu ayarladım. Percentage'den şöyle yaparsak. Aynen. Bakın şu şekilde. Git buradan bir. Gel buradan bir. Percentage'den şu şekilde bakarsın. Canımız böyle inecek. Böyle de. Benim için şimdilik kafi. Dediğim gibi görsel olarak sonrasında halledebilirsiniz. Burada şimdilik işimiz bitti. Compile, save. Kapatmayın. Orada kalsın. Ondan sonra nerede kullanacaksınız bunu? Third person, blueprint'imde kullanacağım. First olur, ne olursa olsun. Herhangi bir karakteriniz. Tıklayın. Buranın blueprint'ini açın. Event Grab'a gelin. Şöyle temiz bir yere gelin. Ben istiyorum ki, ya bu oyunda her şey, oyun diyorum. Şimdi bu siz sıfırdan bir oyun yaptığınız için her şey manuel olacak. Her şeyi senin kodlaman lazım. Bunu dur, direkt karakterinize zank diye geleceğini düşünmeyin. Öncelikle bunu bu karakterimize custom yaratmamız lazım burada. O yüzden ben oyun başlar başlamaz, event begin play dersem, yani oyun başlar başlamaz beni bunu ekranıma yansıtsın istiyorum. Create widget. Bayağıdır da widgetlerle oynamıyorum. Umarım hatırlarız. Create widget. Buradan da my widget'ım direkt çıktı. Kesiyorum zaten. Owning player yapmama gerek yok. Single player oyun zaten ve self olarak çalacaktır. Bu bile yeterli değil. Viewport'uma da manuel eklemem lazım. Şu andan itibaren benim onu görebilmem olmam lazım. Bu şekilde viewport'unuzu ekleyin. Oyna dersem eğer, bakın sol üstte gözüküyor. Benim için şu an güzel çalışıyor demektir. Şöyle bir şey yapmamız lazım ama şu anda oyunumuzda damage yeme alma vesaire bir şey olmadığı için bunları mimik edecek bir şeyler yapmamız lazım. Yani canım azalsın, çoğalsın ki ben oyun içinde çalışıyorum, çalışmıyorum onu göreyim. Bire basayım, bir de ne basayım? Keyboard. Neyse şunu halledelim. Pardon, unutmuşum. Variable olarak max health ve current health'ı oluşturmanız lazım. Hatta bunları da sileyim de gözünüzün önünde şey edelim. Yeni başlayanınız belki zorlanabilir. Variable'a geldim. Variable'dan tıklıyorum. Buradan adını değiştirseydim keşke. Float yapıyoruz. Buradan maximum health diyoruz arkadaşlar. Böyle yapmanızda fayda var. Çünkü oyununuzda daha sonrasında belki de ilerledikçe oyun, mesela item takacaksın üstüne vesaire bir şey yapacaksın. Canını 100'den fazla olmasını isteyeceksin. Daha sonrasında bunu manipüle edebilmek için bir tane maximum health, bir tane de current health yapmada şimdiden fayda var. Nasıl başlarsanız öyle gider. Temiz çalışın. Maximum health ve current health oluşturun. Save'lemezseniz şuradan editleme kısmından bunu göremezsiniz. Maximum health'im 100 olsun ve current health'im de tabii ki şu an 100 olacak ama can azalmayı falan filan hep current health'ten yapacağız. Maximum health'e dokunmayın. Orası 100 olarak kalacak. Ne dedik? Mimik etmek istiyoruz dedik. O zaman maximum health değil. Current health'imi set diyelim. Bundan current health'imi alıyorum. Get diyelim. Minus değil. Subtract. Her tıkladığımda 20 canım gitsin. Ama şimdi bug'a girecek bu kesinlikle. Bir adım öneye düşünelim. Clamp diyelim. Clamp diyelim ki minimum 0, maksimum %100 olsun. Ki iki yani bir sürü basarsan bug'a falan girer şimdi. Testimizi yanlış anlaşılmalara yol açar. O yüzden şu şekilde yapalım. Ne demiştik? Keyboard 2'ye basarsam da konuyla alakasız bu ama yani tamamen test için yapıyoruz. Yoksa konuyla tamamen alakasız. Şu şekilde yaparsam yine de 2'ye bastığımda da canım çoğalsın istiyorum. Burayı da add dersem eğer, tıklarsam buna da 20 dersem tamam olması gerekiyor. Yani kabaca 1'e bastığım zaman canım niye aksanım değişti lan? 1'e bastığım zaman canım 20 azalacak. 2'ye bastığım zaman canım 20 çoğalacak. Save. Okey. Benim için şimdilik burası yeterli. My Widget'e geri döndüm. Progress barın üstüne tıkladım. Is variable olmasına dikkat edin. Ondan sonra percent'e geliyoruz. Burayı biz bir create binding yapacağız. Create binding dedik. Böyle biraz alalım. Get player karakter olmaz. Pardon, karakter olması lazım. Karakter. Cast to. Nerede oynuyorduk biz? Third person karakterimde bunu göstermek istiyorum. Belki sonradan ne bileyim Warrior karakteri, Mage karakteri falan filan. Oradan dikkat edin. Maximum health'imizi alalım. Bir tane de current health'imizi alalım. Set diyor. Get current health.
Bunları basit bir matematik işlemi yapacağız aslına bakarsanız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Divide yapacağız, böleceğiz. Bu çıkan sonucu da oradaki progress barımıza yansıtacağız. Bu şu an şimdilik olması lazım yanlış bir şey yapmadıysak. Bu kadarı bile yeterli. Okey, başlayalım. 1'e bastım, canım azaldı. 2'ye bastım, canım doldu. Ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Evet, bug'da falan, clamp'ler sayesinde bug'da yaşamadım. Evet, bu videoluk bu kadar olabilir aslında. Gayet yeterli. Çok basitti ve yaptık bunu. Tabii ki yani canınız manınız bittiği zaman ölmeniz gerekiyor falan filan. Belki öyle şeyleri de daha sonrasında yavaş yavaş belki de bir seri halinde yapabilirim. Eğer bu şekilde videolar gelmesini istiyorsanız ve söylediğim fikir sizin de hoşunuza gitmişse bana bunu belirtirseniz belki de gaza gelirim. Böyle bir seriye başlarım. Umarım bu video işinize yaramıştır. Dediğim gibi daha fazla bu şekilde Unreal içerikleri görmek istiyorsanız yorum yazın, beğenin, arkadaşlarınıza söyleyin, annenizin telefonuyla falan abone olun ki beni gaza getirin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar, iyi günler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.